Batshuayi bu listenin neresine dahil olabilir? Olur mu? O yarışın neresinde olur? Biraz da bunları konuşalım. Golcüler yeni sezon öncesi. Hangi takımın golcüsü size ne vaat ediyor hocam? Evet. Ne dersiniz? Şimdi gelen ilk İtalyan gol kralından bahsedelim o zaman. Icardi ilk olarak başladı işe. Galatasaray'da sakat sakat uzun süre oynadı gerçekten. Ama Okan Hoca, işte o teknik adamlarda bu vardır. Bazı oyunculara güvenir, sağda tutar ve bir şekilde golle ya da oyuna katkısıyla ya da onun varlığıyla oradan bir fayda sağlar. Bence Icardi bu anlamda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. Sezon başı antrenmanlarında 2 senedir yoktu. Şimdi sezon başı antrenmanında var. Bu önemli. Orada da şansı işte bir aile problemiyle. Özel problemler yaşadı ama ya biz teknik adamlar, oyuncular bu tür problemleri hakikaten aşmak zorunda olduğumuzu iyi biliriz. Yani ben de yaşadım. Çok ben babamı defnettim. 2 gün sonra maça çıktım. Yani bu tür şeyler ki bunu yani bununla kıyasladığınızda hiçbir şey değil mi? Bir şey. Tabii ki. Ama bunları da atlatabilirler. Gördüğüm kadarıyla da takımda herkes bu konuda. Arkadaşlarımız hazırlamışlar şimdi Dzeko Immobile ve Icardi'ni. Evet. Yaş, maç, gol ve asist sayıları şu anda ekranda. Şimdi tabii en gençleri Icardi. Evet. Türkiye'de Galatasaray'la olan adaptasyonu, 2 senedir başarısı, takım arkadaşlarıyla olan artık ona olan güven. Evet. Bu konularda Icardi bir adım önde. Edin Dzeko işte takımın birinci forveti olacak mı? O meçhul. O yüzden onu bu yarışa bu sene biraz daha arkada kalacağını düşünüyorum. Ciro Immobile ve Mauro Icardi Dzeko'ya göre daha fazla gole ulaşacaktı ama ben ha bu arada Beşiktaş'ın işte kenar oyuncu Icardi'ye göre daha mı çok? Yok, Icardi daha fazla gole ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha adaptasyonu daha hazır. Takımın oyun gücü daha hazır. Hem Fenerbahçe gibi. Ama Immobile de Beşiktaş oyun tarzında enteresan gol pozisyonuna girecektir. Buna eminim. Fazla sayıda gol pozisyonuna girecektir. Bu bir dönem mesela son dönemde çok fazla gole ulaşamadı mesela son sezonunda. Evet, 12-13 goldü. Ve ama, çok penaltı golü var. Evet. Immobile'nin. Ama ondan önceki 200 sene önemli sayılara ulaşmıştı. Bir adaptasyon dönemi muhakkak yaşayacaktır. Ben Icardi'nin bu yarışta Icardi 1, Ciro 2, sonra Dzeko olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu arada Onaçu'yu da ekleyelim buraya alırlarsa. Olursa. Tabii olursa onu da ekleyeceğiz şimdi net olmadığı için. Evet. Tabii şimdi biz Immobile'yi İtalya'dan biliyoruz. Çok enteresan bir istatistik var onunla ilgili. Bir 30 küsür atıyor. Evet. Bir geliyor, 10 atıyor. Bir Nadas'a çekiliyor sanki evet, diyorsun ki artık atamayacak. Bir dahaki sene ulan bu sene 7 attı. Bir bakıyorsun 25 atıyor. Son senesi ama kötü. 7 tane atmış galiba. 4'ü penaltı. 2 tanesi kaleciden dönüp bir tane arkan oyunda. O zaman o istatistiğe göre bu sezon çok karasıca anlamına geliyor. Yani bu sene mi önümüzdeki sene mi onu bilemem ama şöyle söyleyeyim sevgili Ezgi. Edin Dzeko'yu bir kere ayrı tutmak lazım. Bence bu yarışa çok dahil olacağını düşünmüyorum. İki oyuncunun da çok enteresan, en önemli özelliği bu oyuncular golcü. Yani ceza sahası içinde Kalenin için. Nerede olduğunu bilen oyuncular. Yani öyle deriz biz. Bu adamlar ceza sahası kutusunun her yerinden nereye vurulacağını ayakla ve kafayla çok iyi bilen oyuncular. Icardi'de keza Immobile'de aynı. Bence gol krallığı ikisinin arasında geçer ama ben bilmiyorum ama ben Immobile'nin daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Immobile 2 sezondur, son 2 sezondur bir 14, bir 11 böyle bir düşüş trendi ama hocamın dediği gibi bir bakmışsın şu kadar gol atıyor, bu kadar gol atıyor. Pozisyona eğer Beşiktaş kendi tavırlığında bir takım oyunu oynayacaksa çok gol pozisyona girecektir. Girdiği pozisyon kadar da sayısı artar. O kesin. Ben hani Icardi'nin biraz daha adaptasyonu artık daha hazır. Burada şu kendi problemlerini de açtığında çünkü takımın güveni tam. Şimdi artık zaman zaman ikili de oynayabileceği bir adam da var. Evet, Batshuayi. Bu da bu oyuna katkı edebilir. Böyle düşündüm ama. Belki de bozar hocam. Bilemezsin. Yani bir de öyle de olabilir.
Yani biliyorsun Batçay, ikili oynadığın zaman böyle performans sergilemeyen santraforlar da var. Bir de bu acaba merak ettiğim bir konu, üçü de İtalya'da oynadı ya. Evet. Onların mesela oynadığı aynı sezonda kim gol kralı olmuş mesela, o da çok önemli. Ya geçen o çıkmış benim karşıma. İcardi Dzeko'yu geçmişti evet. En son. Öyle mi? Evet. İkisine de bir üstünlüğü var İcardi'nin. Vardı, vardı, evet. Aynı dönem oynadıklarında evet. Öyle hatırlıyorum ben de. Bir de şey söylemek lazım hocam. Son cümleleri evet. Alayım. Ya mesela bu oyuncular için çok fiziksel anlamda diyorlar işte 30 küsür yaşında, onlara gerek yok ya. Zaten adamlar golcü yani. Evet. Bir orta saha gibi fiziksel koşmaları anlamda şu mesafeleri şey değil. Peki.